Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep'te bir otelde Kuzey Kıbrıs Çok Yakında temalı tanıtım programına katıldı. Ülkenizi diyecek değilim. Ülkem ülkeniz, ülkeniz ülkem, tanıma ve tanıtmaya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmaya geldik. Anavatan Türkiye'deki Gaziantep'i... Burada konuşan Ataoğlu, kent insanı tarafından çok sıcak karşılandığını söyledi. Ataoğlu, ülkesinde kış turizmine yönelik çalışmalarla kışın durağan dönemi yaz aylarındaki hareketlilikle yarışır duruma getirdiklerini belirterek, yazın otellerdeki doluluğunsa %80'lere ulaştığını bildirdi. 9 sefer olan bu destinasyonda çok kısa bir mesafede olan sizin kendinize ait bir adanızın olduğunun bilinmesini istiyorum. Ada turizm adası. Ada her yönüyle görülmeye değer bir ada. Bu adayı görüp keşfetmeniz gerekir. Bu adayı keşfettiğiniz zaman gerçekten bizim de bir adamız vardır diyeceğinizden hiçbir endişe duymuyorum. Ülkemizdeki sektörlerden, önde gelenlerden bir tanesi yine eğitim sektörü. Eğitim sektörü oluşundan dolayı ülkemizde 106 ülkeden 100 bin civarında öğrenciyi barındırıyoruz. Üniversitelerimiz kendilerini o kadar bir geliştirdi ki iki tane üniversitemizin başarılı hareketi ve ciddi yatırımları sonrasında kendi hastanelerini kurmuş. Ve kurulan bu tam donanımlı hastanelerle gurur duyduğumuzu açılışlarda yaptığımız gibi katılmış olduğumuz bütün etkinliklerde de bunları her zaman paylaşıyoruz. Ve bu vesileyle dünyadaki turizm örgütünün içerisinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sağlık turizm adı altında yerimizi almış bulunuyoruz. Bunun dışında inşaat sektörlerimizin dünyaya meydan okurcasına yaptıkları inşaatların pazarlamasında herhangi bir sıkıntı duymuyoruz. Fiyat politikamızın uygun oluşu pazarlamada oldukça kolaylık sağlıyor. Otellerimizin ciddi şekildeki atılımları açıkçası yine dünyaya meydan okurcasına tam donanımlı, 5 yıldızlı, tam bize yakışır otellerimiz mevcut. Yatak sayımız gittikçe artıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bu günlerdeki 23 bin yatak sayısı kapasitesi içerisindeyiz. Önümüzdeki aylarda ve önümüzdeki yılın ilk başında açılacak olan... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir turizm adası olduğunu vurgulayan Ataoğlu sözlerini şu şekilde noktaladı. Turizmiyle ilgili yapmış olduğumuz hareketler sonrasında ülkemizdeki kış dönemindeki durağan dönemi yaz dönemiyle yarışır pozisyona getirdik. Ve yaz dönemindeki otellerimizin doluluk oranı %80'ler civarına eriştiğini... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk oyunu gösterisiyle sona eren programa Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ'la turizm sektöründen temsilciler katıldı.